Eli cebindeki adam kim moruk bilmiyorum. Bilmediğim adamlar hakkında bana yorum yaptırmayın. Bildiğim adamlar hakkında yorum yapayım. Yüzüne de söylerim. Birisi demişti Sinan Canan'ı niye sevmiyorsun diye söyleyeyim. Sinan Canan prim neredeyse orada olan orta yolcu gözüken amacı sadece millete yaranmak olan uzun uzun konuşup hiçbir şey söylemeyen zamanında Caner Hoca'ya büyük kazık atmış olan para tasavvufta diye oraya yaranmaya çalışan bir adam. Benim bir başka din tasavvuf kitabım çıkmadan, daha bu kitap çıkmadan hakkımda karalama kampanyası yapan bir adam Twitter'da. Twitter'da bazı genç arkadaşlar daha ilmi yetmeden tasavvufu kötülüyorlar, ciddiye almaya bile değmez gibisinden tweetler atıyor. Bana gömen tweetleri retweet ediyor. Daha kitap çıkmamış, okumamış. Yani blog yazısıydı bu ama onu da okumuş olduğunu zannetmiyorum. Böyle sinsi bir adım, adam. Caner'e nasıl kazık atmış? Caner bana kazık attığını söyledi Caner Hoca. Nasıl mı sormadım. Beni alakadar etmez. Çok merak da etmiyorum. Öyle bir adam çünkü. Ben Caner Hoca'yı bunlar samimiyken uyarmıştım. Hocam tasavvufçudan adam çıkmaz diye. Caner Hoca ben öyle bir yanı olduğunu bilmiyordum onu falan demişti. Sonra benim lafıma geldi bak. Caner Hoca evet birçok konuda bana rehber olmuştur ama ben de o konuda Caner Hoca'ya rehber olmaya çalışmıştım. Sallamadı beni daha 20 yaşında çocuktan akıl mı alacağım diye. Tuhi gibi bir adam evet. Sonra inanılmaz soğudum şu an. Tanıyın abi böyle adamlar bunlar. Böyle adamlar. Bunları yüzüne de söylerim. Gıybet etmiyor. Öyle bir adamsın sen derim. Kimden çekineceğim Allah aşkına. Tek tabanca bir herifim bu hayatta. Allah'ımdan başka kimsem yok oğlum.